bu süreci de 3 aylık döneme yayacak. Ancak mahkeme usul yönünden verilen iptal kararı bu şekilde çözüme kavuşmadı, yeni hukuki sorunları doğuracağı ve tekrar bir dava konusu olması halinde yine sürecin ilerleyemeyeceği düşüncesiyle bu alanın eksiklerinin giderildiği, eski planla bağlantısı olmayan, baştan yapılacak yeni imar planının çalışmasına bir an önce başlanılmalıdır. Bu imar planı bölge bütünlüğünde değerlendirilmeli ve daha sonra yapılacak olan yeni parselasyon planının etaplar halinde olması sağlanmalıdır. Bu çerçevede bilimsel ve teknik değerlendirme ile dava konusu edilen hususlar değerlendirildiğinde imar planı ve parselasyon planı için dikkat edilecek ana başlıkları belirtmekte yarar vardır. Bölgesinde yer alan yapı stoku, ulaşım yolları ve su kanalları gibi planlama sürecinde önem arz eden alanlarda kamu zararı doğurmadan planlama yapılabilmesi için bölge tepki yönlerinin başında yapılan hali hazırda yaşamların güncellenmesi önem arz edilebilir. Bu süreçle birlikte güncel olmayan kurum kuruluş görüşleri yenilenmelidir. Bölge genelinde yaşaması planlanan nüfus hesabı doğru yapılarak nüfus için gerekli olan sosyal donatı alanları doğru hesaplanmalıdır. Bu bölgeye ilişkin Toprak Koruma Kurulu kararında söz edilen kente yönelik kente hizmet verecek sosyal donatı alanlarına da yer verilmelidir. Kent merkezinde kalan bir bölge olması nedeniyle hem kent içindeki ulaşım ihtiyaçları hem de etraftaki yerleşik nüfusun ulaşım sorunu çözecek doğru yol kademelenmesi yapılmış bir ulaşım planlaması ile birlikte imar planı değerlendirilmelidir. Başta 7 arıklar olmak üzere su yolları, yerüstü ve yeraltı su kaynakları ve iklimsel veriler, hakim rüzgar yönü gibi ve mevcut korunması gereken ağaç dokusu dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. Kır Cami bölgesi için yapılan planlamada atık suların foseptik çukurlarında depolanarak yönetiminin yapılabileceği plan notları bulunmaktadır. Foseptik çukurları kırsalda tercih edilebilir bir yöntem olmakla birlikte yoğun nüfusun olduğu bölgelerde insan ve çevre sağlığı için ciddi bir risk unsurudur. Foseptik projelerinin sızdırmazlık denetimlerini ve vidanjör firmaları aracılığı ile foseptiklerden alınan atık suların deşarjlarının arıtma tesislerine yapıldığına dair izleme ve takip sistemlerinin yetersizliği, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine, akabinde deniz kirliliği oluşturmasına ve toprak kirliliğine sebep olacaktır. Çağdaş kentleşmenin en temel basamağı olan altyapı sistemleri yapılmadan inşaatların başlanılmasını öngören plan notlarından vazgeçilmelidir. Kent merkezinde insana ve doğaya zarar verecek uçağı dışı yöntem yerine altyapısı tamamlanmış alanlar yaratıldıktan sonra inşaat ruhsatları verilmeli, gerekirse altyapı önceliğine göre bölge etaplanmalıdır. İmar planı bölge ve kent bütünlüğünde değerlendirilirken aynı zamanda parselasyona yönelik olarak sosyal donatıları dengeli dağıtılmış bir planla parselasyonun daha küçük bölgeler şeklinde yapılmasına imkan sağlanmalıdır. Bu yöntemle olası parselasyon davalarını tüm bölgenin etkilenmemesini sağlamak adına önemlidir. Yaklaşık 10 mahalleyi kapsayan Kırcağan bölgesinde bugün ve gelecekte yaşayacak nüfus doğrultusuna kentsel hizmetlerin dengeli dağıldığı ve hakça paylaşımın sağlandığı, kişi başına düşen yeşil alan miktarının çağdaş ülke standartlarına ulaştığı, sürdürülebilir kentsel gelişme için çevresel, ekonomik ve toplumsal unsurların göz önünde bulundurulduğu, planlama yaklaşımı ile bu doğrultuda hazırlanacak, etaplanabilir ve yargı kararları ile uyumlu parselasyon planı yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları ve parselasyon planları revize edilerek yeniden yapılmalıdır. Kırcağan bölgesinde imar planlarını ve parselasyon planlarını onaylama yetkisine haiz ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi tarafından konusunda uzman meslek odalarımızın hazırladığı bilim ve teknik kurallar dikkate alınarak bu doğrultuda iş ve işlemlerin yürütülmesi durumunda Kırcağan bölgesinin yıllardır devam eden imar sorunu çözümüne kavuşacağına inanmaktayız. Bu süreci de 3 aylık döneme yayacak.